4 ay önce Amsterdam'da dünya evine giren bir çift. Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl. Dedikodular çıktı, ayrılacak dedikoduları çıktı. Hatta boşandılar, dilekçe verdiler daha doğrusu diye bile haber çıktı. Ama onlar ne yaptılar? Cumhurbaşkanlığının iftarına beraber katıldılar. Buyurun, izliyoruz haberimizi. İşte tam da bu sırada Sinan Akçıl söylemezsem olmaz kameralarına konuştu. Hayatımıza giren biri deyim, goy goy. Aynen öyle. Biz de yapmayı çok seviyoruz. Aynen. Şarkı biraz, da bayağı eğlenceli olmuş. Hadi biraz dinleyin. Goy goy yapalım, evet. Goy goy yapalım falan muhabbetinden çıktı. Hayat sana nasıl? Ben de goy goy. Yeni şarkısı Goy Goy'la müzik piyasasını kasıp kavuracağını söyleyen Sinan Akçıl yine çok iddialıydı. Enteresan olacak yani. Goy goy bu yazın herhalde en böyle hit laflarından biri olacak. Sinan Akçıl'dan kafa karıştıran sözler. Ayrılıklarda da mesaj olarak bayağı etkili bir mesaj gibi. Aynen. Yani. Bu acı bir ayrılık şarkısı da olacak ama bu gülümseten bir ayrılık şarkısı aslında. Çünkü kötü niyeti de yok aslında. Çocuk diliyor işte. Ne bileyim diyor ki hani hayat sana nasıl, ben de goy goy, inşallah sana da goy goydur falan filan. Bu çok kullandı, Burcu'nun da çok kullandığı bir terimdi aslında. Onun da lafından biraz esinlendim diyebilirim. Malum soruyu soruyoruz kendisine. Boşanma var mı? Ben de birinci ağızdan zaten bu konuyla ilgili konuşmuyorum. Konuşmama kararı aldım bu konuyla ilgili. Burcu'm siz de anlayış gösterirsiniz. Zaten Ramazan ayındayız şu anda. Hani bunlar gereksiz gündemler şu anda. Biz kendi içimizde bu oluşumu, yani ne olacağını hep beraber göreceğiz ama bu konuyla ilgili bana şu anda konuşmak çok doğru gelmiyor açıkçası. Dediniz ya konuşacağız, gözden geçireceğiz diye. Şu anda bir sorun mu İşte var? İşte onları konuşmak oluyor, bunları konuşmaya devam edelim. Acaba hani beste yapamıyordum artık. Bu yalan tabii ki. Beste yapamıyor dediğin... Hayır, hiç. Bu tamamen uydurma. Uydurma bir haber bu. Yalan! Peki ya hadise krizi de yalan mı Sinan Bey? Eski sevgilinizin adını bir röportajda geçirdiğiniz için... O da yalan bir haber. Hadise Hanım'dan bahsediyor. O da yalan bir haber. Bu da yalan. Zaten o haberi yazan arkadaş da cezalı. Beni 6 ay boyunca çekememe cezası verdim ona. Evet, mahkemeden karar çıkarttınız. Kendi mahkemem ben. Peki evleri ayırdılar mı? Ama sen şimdi hala böyle... Bak Sinan Bey isterseniz zorlamayalım. Çok yani teşekkür ederim. Sinan Akçıl Burcu Kıratlı, evet. Ben çok yakınlarından duydum. Evliliğe alışamadılar. Aynı evde yaşamaya alışamadılar. Ondan dolayı sıkıntıları olduğunu net biliyorum. Bak biliyorum. Şimdi evliliğe alışacak kadar evli kalmadılar. 3 ay. Çünkü Ece. 3 ayda evliliğe alışılmaz ki. Bir yılda zaten zor alışır. Evliliğe 10 yılda da zor alışırsın. Çünkü adamın veya kadının türlü türlü huyları da çıkabilir bir anda. Aynen öyle. Yani. Evet. Daha herhangi bir bayram geçirmediniz. Çok zor. Ya. Zor bir kurum aslında. Çok güzel ama zor bir zor, kurum. Zor. Yani birlikte doğru seçimle güzelleşiyor. Yanlış seçimle de eziyete dönen bir kurum bu arada. Sinan'ın bir takım şeylerini not aldım. Şimdi Sinan bir goy goy şarkısıyla yazın çıkıyor. Şarkı goy goy ama ayrılık şarkısı. Goy 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 goy. Bu goy goy kelimesini de Burcu'dan çok duyuyormuş. Bazı kişiler, daha doğrusu çiftler, biz birbirimiz bile çok vakit geçirdiğimizde birbirimizin sözlerini hemen literatürümüze alırız, evet, değil mi? Evet. Bu onunla beraber yaşadığını, onunla beraber birlikte vakit geçirdiğinde goy goy kelimesini Burcu'dan aldığını zaten söylüyor. Fakat bir ayrılık şarkısı var. Diyor ki beste yapamıyorum, yalan. Ama ben biliyorum ki Sinan'ın şöyle bir beyanı var. Sinan Akçıl Hülya Avşar'ın programına katıldığında çok eski ilişkisi vardı. Ebru Şallı. Hı. Onunla çok birlikteyken beste yapamayacak hale gelmiştim demişti. Yani bir süre sonra o heyecan ya da o şey bitiyor galiba, tutku. O zaman beste yapamıyor. Bence Sinan bunu Burcu için söylememiştir. Ama Sinan'ın böyle bir özelliği olduğunu ben biliyorum, kendi beyanını. Bir de kendi mahkememden diyor, bu yalan haberleri yapanlara 6 ay ceza verdim diyor. Bunu ben gerçekten merak ettim. Nasıl yasal olmayan yollarla bir insan bir insana ceza verebilir ki, 6 ay susturma cezası? Kendi mahkememde verdim diyor. Kendi mahkememde. Yani aramı bozdum. Bir daha görüşmeyeceğim anlamında değil mi? 6 ay benimle ilgili konuşamaz. Kendi mahkememle verdim diyor. Peki. Değişik bir tehdit şekli yani. Şu değişik değil mi? Berkay'ın Deliler şarkısı. Bir tane single çıkarttı. Aa, çok güzel. Söz müzik kime ait? Bir baksana. Aa. Bir bak. Bir bakayım. Deliler. Berkay'ın Deliler. Söz müzik kime bence ait? Bence Deliler. Bak ne diyor hiç şarkı sözlerinde. Aradım seni, sen başka bul, başka sev. Ne demek? Bugün sevmeyi bilmeyen herkes karşıma geçip vazgeç dediler. Bence deliler. Bak diyor ki,
Bana diyorlar vazgeç dediler, olmaz bu ilişki, bence deliler diyor. Ben devam ettim diyor. Giderek daha da zoruma giderek aradım seni, ben başka bul, başka sev ne demek? Bugün ölmeyi bilmeyen herkes karşıma geçip bitti dediler, bence deliler diyor. Zamanında ne yordum? Burcu zamanı yazıyor bunu. Burcu ile alakalı da birliktelikleri birliktelikleriyle alakalı olmaz demişler. Hmm. Eğer şarkı sözlerinin her şeyi yansıtıyorsa. Şimdi goy goy ile devam ediyor. Hmm. Bakalım bazıları öyle. Ne yaşarsa şarkı sözünü yazıyor bir kere. Zaten bence yaşadıklarından yazılan şarkı ben sözü daha iyidir yani. Hayır, bence de zaten bugüne kadar hep öyle yazdı Sinan Akçıl. Başkasının hayatını yazmak böyle sanki şey gibi. Yazanlar da var tabii. Ama yani. Böyle şey gibi. Etkilemişler. Taşıyıcı gibi. Taşıyıcı anne diyorsun. Gibi. Ama kendi hayatını yaşayınca böyle baba baba yaşayıp hissetmek ama daha mantıklı. Şöyle kurtaracaklarını ümit ediyorum, düşünüyorum. Çünkü yeni şeyler, işte zor evlilik tabii ki. Aşılmayacak şey yok. Bir de Cumhurbaşkanımızdan da nasihat verilmiş evliliğiyle alakalı. İnşallah güzel şeyler olur. Çünkü geceye birlikte katılmaları demek. Biz bu evlilik için savaş veriyoruz demek. Zaten diyor ki biz bir süre sizin de insafınıza sığınıyoruz. Bir süre kendimiz evliliğimizi gözden geçireceğiz. Ondan sonra bakacağız diyor durumları. Ama evleri ayırmamışlar, ayrı yaşıyorlarmış. Yani nasıl? Hani gündüz biri gece biri mi yaşıyor? Aynı evet. Evdeler ama anlamadım. Ajda Pekkan'ın da yeni single'ı yine Sinan Akçıl olacak. Onun da sözlerini merak ediyoruz. Eğer Sinan Akçıl yaşadıklarını kaleme döküyorsa. Bu yaz benim yazım olacak demişti zaten. Ne yazacak zaten. Evet. Ajda Pekkan biliyorsunuz Sinan Akçıl'a ne zaman çalışsa çok başarılı çalışmalar çıkıyor. Ve bu fotoğraf, bu fotoğrafla da ilgili herkes genelde aslında hiç samimi bir fotoğraf değil dedi. Burcu'yla ilgili mi? Şöyle bak, yeni evlenen bir çift düşün. Daha 3 ay olmuş. Oturma şekillerine bak. Saygı ayrı bir şey ama birazcık daha yan yana oturabilirlermiş. Aradan tren geçecek yani. değil mi? Emine Erdoğan'la Cumhurbaşkanımıza bak. Daha tabii ki onlar yılların verdiği bir birikim ve birliktelik. Şükürler olsun. Allah bozmasın. Allah bozmaz. Kullar bozar. Yan yanalar ama bir tarafta 3 aylık yeni bir evli çift var. Eller böyle ve çok birbirlerinden uzaklar. Ya zaten ilişkin çatırdadığı ile alakalı. Yine şaşırmadık ki magazinde ayrılık haberinin arkası boş çıkmadı. Evlilikler daha boş çıkıyor. Ayrılık haberleri asla yanlış çıkmıyor. Asla ya, çok kötü bir şey. Burcu bir şekilde doğru çıkıyor. Tuvalete gitti. Tuvalete giderken ben suratına baktım. Tam böyle paralelimdeydi. Bir numaralı masada oturuyorlardı. Masada başka kim vardı tanıdık onların? Baktım tanıdık yoktu çok fazla. Çok suratı asıktı. Ya bu fotoğrafta da suratı çok asıktı. Çok suratı asıktı bütün yani gece. Bu ilişkinin bitmesindeki sebep evliliğe alışamamaları mı? Ben Burcu'nun suratına bakınca Sinan'ın bir hata yaptığını düşünüyorum. Sinan'ın sözlerine bakınca da Sinan'ın kendinden çok emin olduğunu, Burcu'nun bir hata yaptığını düşünüyorum. Aile yakınları da diyor ki alışamadılar. Güler Çetingöz ve Kenan Erçetingöz Sinan Akçıl'ın doğum gününde hiçbir paylaşım yapmadılar ki Sinan Akçıl'ı eski. Gül yani kendi çocukları gibi görüyorlardı. Ne doğum günü paylaştılar ne bir şey. Bir ailede de bir kırgınlık söz konusu mu acaba dedik burada dedik, yayında çünkü da. Çünkü zaten bu o demek. Ailedeki kırgınlığın sebebi de Burcu'nun üzülmesi mi? Burcu'yu Sinan niye üzdü? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu evlilik kurtarılabilir mi bilmiyorum. İnşallah kurtarılabilir. Ama bence Atalan Üsküdar'ı geçmiş durumda ne yazık ki. Ben ya öyle evet, görüyorum. İnşallah da kurtulur diyoruz ve devam ediyoruz. Diğer haberimizde sevgili seyircimiz. Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları lazer epilasyonunda yandı. Ay çok hala enteresan. Var mı böyle yanıklar? Çok enteresan ama bilmiyorum, büyük konuşmayalım yani. Ama ilk zamanda oluyordu da hani yani ne bileyim ya çok artık. Koyu ten, dövmeye yakın yerler mesela falan yanıyor tabii yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Evet. Peki Bilal de kulağıma diyor ki Ahmet Selçuk İlkan'la konuşmuş. Bu 2 yıl evvel olan bir mevzuymuş ama şu an bütün magazine düştü. Ben de anlamış değilim diyormuş. Aa. Dava da devam ediyormuş. Ha, davayla ilgili bir şeyler olduysa. Evet, bu iki kardeşimiz 16 seans üzerinden verilecek hizmetten yararlanmak üzere kayıt yaptırıyorlar. Ücreti 16 seansa yanarsınız yalnız ya zaten. 5 seanstır ya onun işi. 16, sana şöyle söyleyeyim, ben 5 sene evvel yaptırdım. 5 seansta biter. Hayır, bitmiyor. Küçük küçükler kalıyor. Sonra devam ediyorsun. 16 ne? 3 ayda bir de yapabiliriz. Ben 4 yıl boyunca yaptırdım. Allah 4 yıl Allah. Yaptırdım. Yani hiç kalmamasını istiyorsan hiç kalmaması yaptıracak. Diye bir şey var mı ki? Var. Çok, Allah az, Allah. Çok az kalıyor. Ben mesela kollarıma falan da yaptırdım. Bir dakika, benim 4 yıl sürdü.
16 bu, 16 bu. Evet evet, bence normal o 16 eyvah, seans. Eyvah. Ücret peşin ödeyen kardeşler 3. seanstan sonra vücutlarında çeşitli yanık izleri oluştuğunu fark ediyor. Bunun üzerine de işte epilasyonu yapan kişi tarafından izlerin normal aman, olduğu. Aman Ece. Ay çok fena. Bayağı kötü. Ay bu ne? Ay Allah evet. korusun. Ay. Ciddi yanmış ya. Ciddi bir yanık yani. Ay çok kötü oldum. Kız kardeşinin adli tıptan aldığı raporda vücutlarında ikinci dereceden yanıklar oluştuğu tespit ediliyor. Şüpheler hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçu kapsamında ceza talep ediyor. O bir de kalır ha. İzi yanık. Kalır yani. Hiç geçmeyen iz. Allah korusun. Evet. Tabii var çaresi. Şüpheliler artık. İlerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne hakim karşısına çıkacakmış. Bu 2 yıl evvelki olay. Peki Bilal sen konuşmadın mı Ahmet Selçuk İkan'la? 2 yıl evvelki olay hala dava devam mı ediyor? Dava devam ediyor. Bu da acayip bir şey. Önceleri minik minik lekeler oluşmuş. Sonrasında bu iş o kötü hale gelmiş. Bu arada Beşiktaş'ta. Yani artık hani güzellik merkezlerinin göbeği. Hani evet. Yani en çok ünlü yerler Beşiktaş'taki güzellik merkezleri. Muhtemelen de iyi bir yerdir. Yani şimdi gerçekten... bir de lazer epilasyon yani birçok kadının yaptırdığı ve bu yanıklar sağlayan da bir şey bize. Evet çok kolaylık ama bu yanıklar bu kadar ne gündemde ne bir şey çünkü aslında çok böyle acayip riskli bir işlem değil. Yani derecesini ayarlayamamışlar şey demek buzlu ki. Buzlu başlıklar var, jeller bunu var. Bunu bilmiyorlar demek ki yani. Ya o bilmeyen biri yaptı. Ya bilinçsiz insanların eline düşersen aslında küçücük bir cilt bakımı bile nelere yol açıyor. Bana İzel söylemişti bunu yayında yılları ver. Hayır şöyle söyledi. Yüz cildi bozulmuş. Düzeltmek için güzellik merkezlerine gidiyor. O güzellik merkezleri daha da rezil ediyor cildi. O yüzden çok tehlikeli. Ya bir de şey lazerden sonra kullanımı da çok önemli vücudu. Yani hemen mesela solaryuma hemen güneşe çıktığından muhtemelen kaçınılmaz leke. Evet. Yani kaçınılmaz. O yüzden kışın yaptırmayı önemli. Tercih ederler genellikle. Evet. Çok geçmiş olsun ama büyük Ahmet abi de olsun. Dediği gibi neden 2 yıl evvelki olay şu an açılıyor? Sonuçlandı mı dedim dava o da sonuçlanmamış. Taksirle adam yaralanma. Yani gerçekten bilerek, öyle ama yani. Ama bilerek yapmış gibi artık. Cahilsen eğer bilmiyorsan da o işi yapmayacaksın evet. Yani. Cem İmaz evli kazıklarına başlamış. Ha. Aman çok beklediğimiz bir haberdi zaten. Aileyle tanıştırmış falan. Ha, aileyle tanıştırmış bak görüntü. Aile. Tanışma, aile, Defne. Annesini falan hiç görmedik Cem İmaz'ın bugüne kadar değil mi? Aynı babasını tatlılar. Gördük. Can Yıl çok tatlılar. Ailece. Aa, Zafer Algöz mü o? Zafer Algöz zaten, en yakınları zaten. Aile gibiler biliyorsun. Evet. Aile gibiler. Hatta Sözgün'e de çok eleştiri. Beşiktaş taraftarı tarafından. Cem Fenerbahçe TV'ye konuk oluyor. Evet. 55 milyon biliyorsun. Orada Zafer Algöz yayına bağlanıyor. Ve Fener evet. Koyu Beşiktaşlılığıyla bilinen Zafer Algöz. Beşiktaş taraftarı bir takım taraftar tarafı. Eleştiri yağmuruna tutuluyor. Ama ben şunu mutlaka söylemek zor. Böyle bir gece düzenlense, böyle bir yardım kampanyası vesaire düzenlense, para toplansa, evet bir Fenerbahçe'nin katılmasını ben de canı gönülden isterim. Bence bunlar görüntüler. Ama görülü karşılanması gereken şeyler. Zafer Algöz'ün ne kadar iyi bir Beşiktaşlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ozan Güven de o gün alanlardan da, o da farklı bir takım taraftarı. Ama o gün öyle bir durum yoktu. O gün Zafer Algöz'e inanılmaz bir tepki geldi. Evet, o çok çünkü her maçta evet, çarşıdan evet. sayılıyor. Geldi. Evet o zaman evlilik hazırlıkları hazırsa yaza düğün bekliyoruz o zaman. Düğün geliyor. Bak yine bir sazlı ekine evleniyorsunuz. Vallahi bak. Bak kimler evlenir? Bu yaz muhtemel evlilikler Murat biz yokken. Murat Boz, Aslı Enver, Cem Yılmaz, Defne Sandalye. Hande Erçel evlenir mi? Hande Erçel. Sen onda bir böyle bir şey hissetsin. Sanmıyorum ya. Ha? Vallahi sanmıyorum. Ayrılmasın. Sen evlenir diye mi hissettim? Bir ayrılmasın da inşallah. Ayrılabilir gibi geldi bana. Bakalım bu yaz nasıl kimler ayrılacak? Şşt, kimler yakalanacak? Biz yakalanır mıyız acaba? Yani şeyle sen bikiniyle zaten koyuyorsun falan filan diyorsun. Yok erkek arkadaşım. Ha, yok ya zaten yakalanacak bir şey yok. Herkes her şey ortada da. Yeni aşklar çıkacak. Ben mı? Acaba ha, bakalım belki Ece yeni bir aşkla. Ben bir acaba bomba patlatır mıyım? Bu yaz belki yeni bir bomba patlarsa lütfen yeni. Bizim sezonu bekle. Tamam. Tam program 2 Eylül'e evet. Yakın. 1 Eylül'de ben bir patlatayım bir bomba. Aynen. Pazar evet. Günü patlasın. Herkes çatlasın. Allah korusun. Kafamda canlandı da şimdi ağlayarak yayına çıkmayayım ben. Yok canım niye aşk kötü bir şey İnşallah. Değil ki ya. Aşk güzel bir şey. Şöyle el ele yakalansan Çeşme sokaklarında. Olur. Ne diyorsun peki? Evlenirler. Çocuk? Yok. Tamam. O zaman geçelim. Ama başka bir çocuk var. Ha? Başka bir çocuk var. Başka çocuklar var. Eser var. 3 çocuk var. O değil Eser var.
Eser Yenenler. Evet. Eser Yenenler'in çocuğu geliyor. Evet. Birisi daha vardı hamile. Hazal Kaya geliyor. Hazal Kaya geliyor. Bebeğimiz geliyor. Başka kim Karan vardı? Karan geldi zaten. Karan geldi. Karanların abisi. He.